Kanalımızda tek eksiğimiz neydi? Kutu açılışı videosu yapmamız gerekiyor. İyice olayı YouTuber'la bağlayalım. Evet, kalitesiz kameralardan artık kaliteli bir kameraya geçiş yapacağız. Vay. Ne oğlum, tek başına 200 liraya mı satılır? Tabii ki. Hadi canım. Evet. Manfrotto da hocam, o çok kaliteli ne marka. Ne demek Manfrotto mikrofon? Kaliteli hocam, etikete bakmadınız herhalde. Oha, bunu nasıl 739 liraya satıyor? Şunu 739 liraya mı satıyor? Evet. İnanılmaz fiyat. Oğlum ne kadar pahalı. Bizim boya mikrofonu aldık 120 lira, 130 liraya. Hocam siz bir de şu ışığın değil de hafıza kartının fiyatına bakın ondan sonra. Ciddi mi ya, kaç lira? 230 lira, 230 lira. Oğlum çok pahalı. Hafıza kartı hocam sadece. Oğlum mikrofon ne? Neredeyse 1 milyar ya. Canberk, senden mükemmel çekimler bekliyoruz artık. Bak bak, dönüştürücü bile var, görüyor musun? İlk kez böyle pahalı bir cihazın kutu alışverişini yapıyorum. En son Xiaomi saatim yapmıştım. O çantası bile var. Oğlum çok iyi ya, şey koymuşlar içine. Bu da mı pahalı? Oğlum bu da 300 lira ya. Evet. Ne pahalıymış bunlar ya. Hocam fotoğraf zengin işi. Gerçekten fotoğraf mi? Video zengin işi ya. Ben artık hobim bu. Bunu takarım, ben onun pazarda resim çekerim. Yaşlı amca çekeceğim. Çok iyi ya Canberk. Çok kaliteli çekimler mi yapacağız artık? Müthiş kaliteli çekimler yapacağız, öyle böyle çekim olmayacak. 4K çarp diye düşürüyormuşuz. Çok iyi ya, bunu buradan şeye takacaksın galiba boynuna. Evet. Gözükmeyeceğim mi? Şu olduğu için mi acaba? Şey zaten, bunu dijital. Yeni bir seyahattan görmüş oluyorsun. Oğlum daha çirkin çıkmışım ya. O zaman sorumuz. Her şey belli, şuna baksana. Hocam bu... Of of, şuna baksana. Evet, yağım ağır. Ya artı monitörün çözünürlük farkı da var. Oğlum bir şey diyeceğim, duş almak zorundayım daha sık artık. Hocam size fondöten lazım, bir masraf tutmamız lazım. Evet. Bir şey diyeceğim, bu zenginler hayatı çok zor. Bak kaliteli şey aldıkça daha da fazla masraf çıkartıyor. Oğlum insan bu denizde tutunca böyle bir havaya da giriyor ya. Aa, Rode mikrofonu takmadan çekimlerin bir anlamı yok. Dur mikrofonumuzu takalım, bir de öyle çekelim. Oğlum ağır da bayağı. Evet, yeni kameramızı aldık. Bak mikrofon da var, bling bling. Burada da şey var, ışığı bile var. Dur ışığı da açayım. Of, oğlum ışığa baksana, hayalet gibi çıkarttı. Ben acayip çirkin çıkıyorum, baksana göz altlarım nasıl mosmor çıkıyor ya. Netleyince, of, oğlum artık çok yaşlanmışım be. Korku filmine girmesek mi? Çok yaşlanmışım be Canberk. Bununla bunu anladım, Allah kahretmesin. Hem para verdim hem de kendim kötü hissettim. İade edelim hocam. Vallahi billahi ya. Hiç güzel değil Canberk, vallahi çok mutsuzum ben. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Karanlıkta çok güzel olur. Nasıl? Aydınlattı oğlum, bayağı bildiğin. Oğlum bildiğin bayağı aydınlatıyor. Tam korku filmi gibi değil mi? Çok iyiymiş yalnız ışığı, çok iyi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gece çekimi de güzel. Harbi mi? Şu an baksanıza. Bu sahnenin arkasına hüzünlü bir müzik koy. Tamam. Evet, Canberk hocamızın keyfi yerinde olsun diye kendisi labda otururken, keyif yaparken ben gittim yemek siparişlerini aldım ve kendisine teslim edeceğim şimdi. Buyurun hocam, afiyet olsun hocam. Teşekkürler, görüşürüz. Yes. Hocam kaşar da koydurmuşsunuz maşallah. Hocam. Siz neler koydurmadınız? Pahalı oğlum kaşar dedin. Kaç para? 2 lira hocam. Az uz para mı? Ya bu ne hey havası Allah aşkına. Ben şunun da parasını ver. Vereyim hocam. Bak gurur yaptın. Şu 2 lira. Bir de bir paket. Bir şey diyeceğim. Şimdi elini tekrar yıkamaya canım benim. Hadi güle güle. Parayı. Elini yıka oğlum, pis paraya dokundun. Artistik yapacağım diye. Bilerek yaptınız değil mi hocam? Yo. Alırım o parayı birazdan. Hocam makine bile yemek çıkardığınızı anladı ve yemek moduna geçti. Evet. Özel kabında eşimden sizlere sefer tasımızda. Fakirliğin dip noktası, bak fakirlik demek budur ya, bak bunu söyleyeyim. Sefer tasında bir yemek getiriyorsa. Oo. Matruşka mı? İçinde bir tane daha çıktı. Oo, aman tanrım. Sos. Oo, ekmek. Ama fakir ekmeği değil, zengin ekmeği, dikkat edelim. Yalnız... Normalde fakirmiş, üçgen olarak kesince zengin ekmeğine dönüştü bu. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Oo. Sebze, tavuk. Çok kötü. Çok mu kötü? Yok be, güzel oldu. Mutsuz mu oldunuz gerçekten? Ha, et olsaydı daha çok sevinirdim. Ama tavuk etine de razıyız. Ama sizler de yiyeceğinizi bildiği için sizlere özellikle ondan tavuk koymuş. Akıllı. Eşime teşekkür ediyorum. Sizleri bana normalde antrikotlu yapar. Hocam, hadi gelin yiyelim. Eve ne götürüyorsunuz odur yani. Ben hiçbir şey götürmüyorum. Sevgili Canberk, ziyaretçilerimizden gelen, bak görüyor musun? Şöyle eğer altın sarısı bir açma ambalajında bantı varsa bilgi nedir bu? Çikolata mı? Çikolata değil, lüks çikolata oğlum. Senin bildiğin ülke çikolatada var mı altın böyle şey? Lüks çikolata, gel. Lüks çikolata gör şimdi. Görüyor musun? Gördüm. Tabii ki bunu siz yiyemeyeceksiniz, bu sadece benim. Her gün hangisini yiyeceksin? Hangisi en çok hoşuna gitti?
Bak şimdi sana önceden hangisini yiyeceğini biliyorum Hakan ben şu anda. Beyaz, beyaz olan. Beyaz. Bak tüm fakirlerde bu var biliyor musun? Beyazı yiyemiyor ya normalde. bak fakirler en az bunu sever. Sonra bunu sever ama en çok bunu sever. Siyah, beyazı ya. Beyaz. Cembek. Evet hocam. Neler getirdim gel bak. Evden aşağı kadar taşıdın. Evet. Süpürgeyi ben taşırım şu. Al abi. Hocam sağlıklı şeyler getirmişsiniz ya. Ha, oğlum ama hepsi gerçek organik ya. Bunu bizim bir takipçimiz göndermiş bize. Oğlum bir sürü şey valla hepsi de organik gerçek. Buradan kendisine teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Bunu da Hazal'a göndermişler. Gerçekten. Hazal. Seyircilerimiz göndermiş. Bak şunu ekibe göndermiş şurayı. Göster oradan gerçek organikleri. Yalnız. Hepsi organik. Ve Hazal'cığım bu da sana, bu da Hazal hocamıza demişler ha. Yalan söyle. Valla. Niye bana böyle hediye veriyorsun? Onu bilmiyoruz. Yalnız ooo. Ceviz. Al bir tane verelim de üzülme. Al. Hocam git evde ye. Çiğ kestane. Ya ben çiğ kestane çok severim ben. Çiğ kestane, çiğ çiğ mi yiyeceksin? Not var hocam. Bu kestane ismi ayı tabanı. Ek çoğalt çocuğun sonunda kalsın. Ekersin. Aa, bundan bir tanesini ekelim kestane şeyine. Ne bunun içinde miydi? Bunun içinde. Takipçimizin yolladığı kestaneleri pişirmek için arayış içerisindeyiz. Bir teneke bulsak, tenekenin içine ateş yaksak ve üzerinde kestaneleri pişirsek çok güzel olacak. Ne oldu? Hiç heyecan kalmadı. Bitti mi şimdi olay? Ben bir ikinizde biriniz eli yaralanır falan, saçı falan yanar diye düşünüyordum. Hocam aksiyon olur. Ölelim biz kurtulun ya. Ölürseniz ileride reyting yapmaz. Şimdi böyle acı çekeceksin anladın mı? Oldu mu? Oldu hocam. Nasıl tadı? Yemedik mi? Ben yedim bir tane az önce, güzeldi. Vay 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 vay, gerçek emeklerle yapılmış. El emeği göz doğru. Teşekkür ediyoruz. Sizin için hocam, doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Oğlum çok iyi gözüküyor be. Bir de soruyorlar hocam, danışmanımla aramı nasıl iyi tutabilirim diye. Böyle kestane böyle yapacaksınız. Oğlum tadı çok iyi ya. Evet, yeni bir hediyemiz daha geldi. Bu sefer İzmir bomba. Teşekkür ediyoruz. Cembek. Çok tedirgin oldum bak şu anda. Çok tedirginim şu an. Alacaksam al. Ana öğününüz bu mudur hocam? Kesinlikle olur hocam. Peynir, bir dakika. Aa, peynir yalnız uydurup üçgen peynir değil. Değil hocam. Babaanne mi yollamış? Simidi nereden aldın? Onu da annemler almış. Oğlum resmen parazit gibi yaşıyorsun Cembek ya. Nasıl bir parazitlik oğlum ya? Hocam çok üzgünüm böyle yaşadığım için ama. Ama bir şey diyeceğim, ödüllü filmimizin yoksa tam değil mi yapıyorsun? Evet hocam. Ya sizin için her şey. Şunu çekebilir miyiz lütfen? Evet hocam hızlanalım. Bugün çok iş var. Fazlasıyla hocam. Evet. Bak saat kaç? 12.30. Şimdi yarım saatte 3 tane videoyu çeker misin? Hocam ben çekerim de siz çekebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Aa oğlum bu arada ne güzel sildim. Kurudu vallahi ha. Rahat rahat oturacağım. Hocam siz bu işi biliyorsunuz ya. Vallahi peçete eristik de şu peçete mi koyayım da kuru kalsın. Ya azıcık derli toplu insanlar olsaydı. O zaman çok bir hızlı yükseldik Cembek. Evet. Yürü. Başka yere getirin. Bunu biz böyle dümdüz yazmak yerine şunu öpüden böyle şöyle bir şey yaparız. Ooo Cembek yine babişka asuman bardağı gibi dokundun olaya. Bu burada gelir. Bu da böyle zıbağım diye. Sanki böyle son dakika haberiymişçesine. Güzel güzel. Kimse izlemeyecek. Hocam kimse izlemezse demek ki içerik kötüdür. Evet Cembek hocamızın şöhreti her geçen gün artıyor. YouTube kanalları hocamızla çekim yapmaya geliyorlar. Böyle çalıştırmaya mı geldi? Yani hangi kanal? Sıradan insan. Burayı bipleriz. Tamam. Abone sen. Reklam olmasın. Daha az. Ufaz daha. Öyle abi. Rezil etmiş olacağım. Ben. Abi 242 idi galiba en son. Cembek 242. Hocam yavaş yavaş. Ama Cembek'in çıkışıyla büyüyebilir hocam. Tabii ki. Bizim kanal bak Cembek çıkmadan 300 binlerdeydi. Cembek'le birlikte 250 bine geldi. Sonuçta hocam, büyüme mi büyüme? Negatif mi negatif? Ben burada bir şey sormak istiyorum. Sizin bu ilişkinize değinebilir miyiz videoda? Değin abi. Kimse izlemek zaten size. Koy. İşte bu. Sen beklediğim cevap bu. Kanal linkini aşağı açıklama kısmında koymayacağız. Bulun.
Abi kendini anlatınca insan daha kolay anlatabiliyor. Değil mi? Ama orada böyle bilmediğin farklı olan şeyler olunca geriliyorsun. Bir de hocan var oğlum. Evet. Ya her ne kadar böyle ilişkimiz çok iyi gibi gözükse de arada bir şey var yani, bir seviye farkı tabii olması gerekiyor. O seni gömüyor. Sabah işte kalkarken videonu çekiyor falan. Bence bunlar güzel şeyler. Abi bir gün asla ve asla YouTube'da sabah uyandığım halimin olacağını düşünmezdim. Hoş geldin Canberk. Hoş bulduk. Kamera getirdin galiba bizim vloglarımız için. Ve vloguna koyma için sana güzel sözler hazırladım. Bu yazdığın şeyi okuyordum. Yandan çıkmaları var ya. Evet. Müthiş yazmışsın başkan. Vallahi çok güzel yazmışsın. Gerçekten. Ciddi söylüyorum hakikaten. Oh, seni hep aşağıladık. Yerin dibine soktuk. Kötü yazıyorsun dedim ya. Hepsi eklenecek şekilde düzgün yazılmış. Ben hatta yandan çıkmaları senin yazdığını düşünmedim. Kim? Vallahi kim yazdı dedim. Gene aşağıladım seni arkanda. Ama vallahi eline sağlık hocam. Çok güzel yazmışsın. Hocam Karadeniz'de gemileriniz batmış gibi. Battı Canberk. Neden? Eşler başlığı düşünüyorum. Çekiyor mu? Yeni bir projeye başlıyoruz. Evet. Detaylı bir projemiz daha süreçte. Gösterir misin projemizi nasıl başladığımızı? Böyle. Biz böyle gezerken nasıl hocamız yazıyor. Ama siz gezerken düşünüyorsunuz. Ben de sizin düşüncelerinizi çekiyorum. Projemizin ismini söyleyelim mi? Söylemeyelim. Çünkü geçerse söyleyelim. Evet, bu sefer elimizden gelen tüm emeği verdik. 6 proje mi yaptık bu yıl? 6 proje yazdık. Bunlardan 4'ü reddiyedi. İkisi kabul aldı. Fena oran değil be abi. Bir projemiz daha bitirmek üzereyiz. Evet, hazır hocamız basacak ve 7. bu yılki 7. projemiz. Tam. Bravo. Oldu mu? Yolladık mı? Bu projemizin rakamı neydi hocam? 200 bin miydi? 200 bin. 200 bin, hadi bakalım. Bir 200 bin de red alırsak. Red aldığımız paraları toplasak burada. Oğlum, o red aldığımız paraları toplasak. Dur bakayım, mail geldi, kabul. Bu kadar hızlı geri dönüyorlarmış. Hocam çünkü çok iyi yazmışsınız diyor. Evet, şimdi asıl amacımız şu. Buraya cihazları dizeceğiz. Gazete için poz vereceğiz arkasına geçip. Ve ben gömleğimi unuttuğum için Canberk hocamın bu mükemmel harika gömleğini giyeceğim. Fakir gömleği. Ne markası hocam bunun? Vintage Effect. Bu markalı mı hocam? Zannetmiyorum hocam. Butikten falan almışımdır. İşte yani bu benim şeyime yakışmayacak bir şey ama olsun. İçime ne giyeceğim ama yazısı birazcık gitmiş. Kolombiya tişörtüm olduğu için beni koruyacağına inanıyorum. Bu videolar vasıtasıyla, bu kanal vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Evet. TRT Haber'in yeni yüzü olduğunu düşün. Ne düşünüyorsun Hazal'cığım? Bir şey düşünmüyorum hocam. Gene ünlüyüz yani. Ya harika. Da gene düne kadar kimse tanımıyordu. Şimdi TRT Haber'e şey veriyorsun, röportaj. Geçen biliyor musunuz gelmiş. He? Şimdi bize TRT'den diyor bir sürü takipçi gelir mi hocam? Nasıl çalışıyor? Evet. Şeyde pazar bölümü üçlüden çalışıyoruz zaten. Bence de üçlüden çalışıyorum. Bu arada Hazal Hoca'nın gönderdiği son veri bu. Tamam. O son veride üçe bölüyorsun önce. Bakarsın zaten ben tamam. Nelere böldüğümü. Şimdi ondan sonra üçlü her birini ikili ikili ayırıyoruz. Özel sektör için gerçekleştirdiğimiz odak grup çalışmalarının içerik analizlerini Hazal'la beraber yapıyoruz değil mi Hazal? Bayağı bir işletme olduğunu biliyorum ben oranın. Ya çok üstü yaparsak doldurmazlar diye tırsıyorum. Ben de anlık oldu. Ya ama hani doldurmayacak adam zaten onu sallıyorsa da bir anlamı olmuyor. Doldurmayacak adam. Ya biz bu açık üstü soruyu yan ürünler için mi soracağız? Nerede sıkıntılar var? Ve o sıkıntıları biz nasıl bir imajla çözebiliriz? Neden bir fikrimiz olacak? Espresso'da kimse bilmiyordur bunu var ya. Artık herkes bilmesin. Yine bilmesin. Mikrofonla konuşuyor şu anda. Evet, Canberk hocam gene bir buluş yaptınız galiba. Hocam Zuckerberg'e sesleniyorum buradan böyle. Beni al. Beni al. Hocam buluşunu bir göster seyircilerimiz bak. Bunu izleyenler öğrensinler. Hadi. Hocam mesela output dosyasını kaydetmiyoruz. Yani evet, SPS'in output dosyası. SPS'si olmayan birisine yollayacaksınız değil mi? Evet. O zaman geliyorsunuz. Şurada mouse'unuz burada. Boş evet. Bir yere sağ tıklıyorsunuz. Evet. Export deyip buradan da formatı seçtikten sonra evet, okey dediğiniz anda dede görsün oğlum herkes. Ya zaten olduğu için de değiştirirsin mi? Yes diyoruz. Aç bakalım orada. Bak bak görüyor musunuz hocam? Normalde bunu herkes nasıl yapıyordu? Ctrl A, Ctrl V sayfaya sığmıyor falan. Ama artık Canberk Çetin var. Bizim için görüşleriniz çok önemli. Duygusal kelime. Evet. Ama bakın şöyle okuyunca oluyor. Bizim için görüşleriniz çok önemli. Lütfen bizlerle tık 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 hakkındaki görüş bölümlerinizi paylaşır mısınız? Sizler bizim için değerlisiniz. Bizim için değerlisiniz. Bizim için görüşleriniz çok değerli.
Aynı şey olmadı lan. Nasıl söyledim ben? Sadece önemli yerine değerli koyduk. Değiştir işte, daha iyi oldu, daha da yükseltti. Bizim için görüşleriniz çok değerli. Daha işlerin çoğunu bitiremedik. Psikoloji bilmem ne dergisinin hakemlik. Thumbnail bitti mi? Bakın hocam. Bitirdim lan. Ooo bitirmek üzere, tamam. Nihan Onur'a sorular. Ket. Makale kontrolü, of. Benim dergi makale kontrolü yapmam gerekti ha. Ama genel itibariyle şeyi görüyoruz yine. Yani sadık müşteri, bilmem ne müşteri grupları çıktı ortaya. Veriye baksana, telefonla diyorlar mı? Evet, bugün çok fazla işimiz var laboratuvarda. Büyük ihtimalle çoğunu da bitiremeyeceğiz. O yüzden işimizden bir kurban sabaha kadar laboratuvarda duracak. O kurbanı tabii ki tahmin edebiliyorsunuz. Şu an dışarıda keyif yapan ondan sonra Cembek hocamız kurbanı.